Giant Steve, etraftaki her şeye saldıran, arkasında kocaman izler bırakan, Giant Alex'ten çok daha büyük ve çok daha agresif bir yaratık. Peki, Giant Steve nasıl dünyaya geldi? Alex ile bağlantısı ne? İşte başlıyoruz. Ah, neler oluyor? Ne? Odama geri mi geldim? Steve garip bir şekilde yatağında uyanmıştı. Sanki dün yaşadıkları bir hayalmiş gibi. Alex, lütfen dur artık. Benim, Steve, sana yardım etmek istiyorum. Hayır, hayır, hayır! Oysa ki yaşadıkları Steve'e o kadar gerçek gelmişti ki. Belki de öyledir. Kim bilir? Tamam, tamam, sorun yok. Çıkıp biraz hava alsam kafam açılır, eminim. Steve, yaşadıklarının bir hayalden ibaret olduğuna ikna olmuş gibiydi. Ama gününe devam etmek için evden ayrılmaya karar verdiğinde işler değişmişti. Steve, bunu görmen lazım. Az önce köye yeni birisi geldi. Ne? Bir dakika. Alex? Yeni birisi mi? Neye benziyor, biraz anlatır mısın? Senin gibi bir oyuncuya benziyor. Çok ilginç değil mi? Hadi gel onunla tanışmaya gidelim. Steve neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Daha önce yaşadıklarının rüya olmaması ihtimali neydi? Neden aynı şeyleri tekrardan yaşıyordu? Peki, tamam. Gidip görelim bakalım şu yeni kişiyi. Steve köy meydanına gittiğinde gözlerine inanamadı. Bu Alex'ti. Ama bu nasıl olabilirdi ki? Steve en son Alex'i gördüğünde Alex dev bir yaratığa dönüşmüştü. Merhaba Alex, köyümüze hoş geldin. Alex sana işlerinde çok yardımcı olabilir, ne dersin? Evet, tabii, ne demezsin. Steve artık kafayı yemek üzereydi. Ama duruma ayak uydurmaktan başka çaresi yoktu. Ne de olsa diğer insanlar her şeyi normal karşılıyordu. Gün boyunca Alex ile köydeki işleri birlikte tamamladılar. Tıpkı önceki gün yaptıkları gibi birlikte tarlada çalıştılar ve köylülere yardım ettiler. Akşam olduğunda Steve köyde gezinirken çok önemli bir şey fark etti. Olayların yaşandığı gün yapmaya başladığı ev hala yerinde duruyordu. Bu nasıl olabilir? Eğer her şey bir rüyaysa bu evin burada olmaması lazım. Aklımı kaçıracağım. Steve olanları düşünmekten artık çok yorulmuştu. Bu yüzden eve gidip uyumaya karar verdi. Ertesi gün olacaklardan habersiz bir şekilde yatağına yattı ve uykuya daldı. Sabah olduğunda Steve biraz daha rahatlamıştı, ta ki evin kapısından çıkana kadar. Tamam, bugün her şey çok daha güzel olacak, inanıyorum buna. Steve, bunu görmen lazım, az önce köye yeni birisi geldi. Ne? Hayır, olamaz, yine mi? Steve, sakin ol, tamam ben de heyecanlıyım tanışmak için ama insanlara bağırmamalısın. Steve artık bir şeylerin ters gittiğine tamamen ikna olmuştu. Az sonra yaşayacakları da bunu doğrulayacaktı. Ah! Bunu görüyor musun sen de? Steve, iyi misin? Yeni misafirimizi böyle mi karşılıyorsun? Ne demek böyle mi karşılıyorsun? Alex'in tipine baksana. Saçmalama lütfen. Onu görmüyor musun? Bir dakika, ne? Sen bir iki dakika şu arkaya gelir misin? Ne oluyor ya? Bana bak, benimle oyun mu oynuyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum ama her ne yapıyorsan durdur şunu artık. Cevap versene, ne boş boş bakıyorsun? Ne oluyor ya? Köylü? Kaç, senin için geliyor. Ne? Steve, iyi misin? Durduk yere bağırıp zıplayıp duruyorsun, bir yerinde dur istersen. Sus, sakın konuşma benimle. Hepiniz yettiniz artık. Hasta mıdır nedir, Allah Allah. Steve artık çok korkmuştur ve kimseye güvenmemeye başlamıştır. Etrafta gezerken halüsinasyon görmekten kafası allak bullak olmuştur. Öyle ki gördüğü halüsinasyonlarda resmen köydeki yapılar sürekli bozulup düzeliyordur. Yaşadığı yerin artık kendi köyü olduğundan bile emin olamamaya başlamıştır. Artık burası benim için fazla tehlikeli olmaya başladı. Şuna bak, burası nasıl benim köyüm olabilir ki? Buradan gidiyorum artık, yeterince şey gördüm. Steve köyü terk etmenin her şeyi çözeceğini düşünmüştür. Ama yanılıyordur. Çünkü köyden biraz uzaklaştığında onu bir güç duvarı karşılamıştır ve köyü terk etmesini engellemiştir. Abi, kafayı yiyeceğim artık, resmen denek faresi gibi kapana kısıldım. Ben neredeyim ve neden burayı terk edemiyorum? Yeter artık. Steve artık olanları çözmeye başlamıştı. Birileri onun üzerinde bir takım deneyler yapıyordu ama Steve yine de kim ya da neyin bunu yaptığını anlayamıyordu. Burayı terk edemiyorsam köye dönmekten başka çarem yok. Orada en azından kendi evimde daha güvende olurum. Steve akşama kadar evinde kalmıştır ve kimseyle konuşmamıştır. Uyuyunca ertesi gün tekrar aynı olayları, hatta belki de daha kötüsünü yaşayacağı korkusuyla o gece uyumamaya karar verir. Madem her uyuduğumda aynı şeyleri yaşayıp duruyorum, o zaman ben de geceyi uyumadan geçiririm. Bu döngüden çıkmanın tek yolu budur belki. Bir dakika, ne oluyor ya? Evime ne oldu? Herkes nereye gitti? Of, yine ne oluyor ya? Steve evden çıktığında etrafında boşluktan başka hiçbir şey yoktu. Ne diğer köylülerden, ne de onların evlerinden eser kalmamıştı.
Steve'i sonsuz bir boşluk bekliyordu. Alo, kimse var mı? Kendimi tescilli deli olarak ilan edebilirim galiba artık. Hay Allah'ım ya. Dünyama hoş geldin Steve. Ha? Alex bu sen misin? Yoksa Giant Alex mi demeliyim? Her kimsen çık ortaya artık. Ne oluyor? Hayır. Kapı. Buradan hemen çıkmam lazım. Hemen. Ha ne? Yine saçma sapan bir yere geldim. Bu ne böyle? Ne? Kapı nasıl yok olabiliyor? Çıldırmak üzereyim. Steve tünelde ilerlemekten başka çaresi olmadığını anladı ve yürümeye başladı. Biraz yürüdükten sonra tünelin ucunda başka bir kapıya vardı. Bir kapı daha mı? Sırada ne var acaba? Of. Kapıdan içeri girdiğinde onu neredeyse tamamen boş bir oda karşıladı. Odada olan tek şey ortada duran iksir şişesiydi. Artık Steve için parçalar yerine oturmaya başlamıştı. Bir dakika, bu iksir bana bir yerden tanıdık geliyor. Yoksa bu... Bu Alex'i dönüştüren ilaç. Bunu buraya koyan kişi bana bunu içirtebileceğine inanıyorsa çok yanılıyor. Ne? Bir dakika, Alex lütfen dur artık. Benim Steve, yine neler oluyor? Hayır. Neler oluyor? Neredeyim ben? Ha? Neden her yerde kendimi görüyorum? Buradan nasıl çıkacağım? Steve kendini sonsuz bir döngünün içinde bulmuştu. Ne tarafa giderse gitsin, her yerde kendisini görüyor. Hep aynı yerde dönüp duruyordu. Steve günlerini odada dönüp dolaşarak geçirdi ve artık akıl sağlığını yitirmek üzereydi. Yeter artık, ne istiyorsun benden? Çıkar beni buradan. İlacı içip bu olanların hepsine son verebilirsin. Seçim senin. Bu ilacı içtiğimde olacakları gördüm. Alex olanların bana da olmasını istemiyorum. O zaman sonsuza kadar burada mahkum kalmaya hazır ol. Steve bir süre düşündü ve karar verdi ki ilacı içmekten başka çaresi yoktu. Özür dilerim. Alex'e olanların aynısını artık Steve de yaşıyordu. Gözleri kaybolmuştu, vücudunda izler çıkmıştı ve artık kontrolü kaybetmişti. En sonunda o da Alex ile aynı sonu paylaşmıştı. Bana boyun eğeceğini biliyordum. Steve ilacın etkisiyle dönüşümün son aşamasına, yani devleşme aşamasına geçmişti. Boyutu bir anda onlarca blok yüksekliğe ulaşmıştı. Öyle ki artık boyu dev Alex'in ulaşabildiği boydan bile daha büyüktü. O artık dev Steve'di. Ha? Neler oluyor? Neredeyim ben? Gerçek Steve kendisini dev Steve'in içinde hapsolmuş halde buldu. Artık vücudunun kontrolü onda değildi ve dev Steve'in diğerlerine yaptığı kötülükleri ölene kadar izlemek zorundaydı. Teşekkürler Steve. Beğen ve abone ol.